TV8 İnt Ekonomi Dünyası program ekibi olarak da şu anda Troya Grup'tayız. Troya Grup'un firma ortaklarından Sayın Mustafa Esen Bey ile beraberiz. Sayın Esen, öncelikli olarak bu tekstil özel programımıza hoş geldiniz diyorum ben. Hoş bulduk. Ekonomi Dünyası program ekibi olarak. Siz de şirketimize hoş geldiniz. Eyvallah. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, öncelikli olarak şöyle kısa bir CV alalım sizden. Hem yurt içindeki izleyicilerimiz, hem yurt dışındaki izleyicilerimiz Mustafa Esen kimdir diye belki sorarlar işlerinden. Onlara bir cevap vermiş olalım. Şöyle Mustafa Esen'in nerelidir, kaç yılı, ne doğumludur? Bunlarla ilgili olarak kısa bir CV alalım sizden. Mustafa Esen 1979 İstanbul doğumlu. Evet. Yugoslavya göçmeni bir ailenin ikinci çocuğu. Evet. Ondan sonra... Siz doğma büyüme İstanbul musunuz? Evet. Oradan mı buraya geldiniz? Yok, doğma büyüme ben İstanbul'dayım. İstanbul'dusun ama... Ailem oradan buraya göç etmiş. Evet. Bu şekilde... Ticarete başladınız. 79 yılında... Evet. Doğduk. Evet. Ondan sonra ilk öğretimden sonra çok fazla okuma imkanımız olmadı. Evet. O dönemin şartları, bizim jenerasyonun şanssızlığı, iş hayatına atılmak durumunda kaldık. Sonrasında tabii o zaman tekstil revaçta olan bir iş. Evet. Orada kendimize bir yer bulduk. Yani tabir caizse bu işin çekirdeğinden her aşamasını adım adım geçerek kendimizi geliştirdik belli bir noktaya kadar. Sonrasında çeşitli firmalarda tabii kademe kademe çalışarak kendimizi geliştirdik alanımızda. Evet. Yani askerlik sonrası ne yapabiliriz düşünmeye başladık artık. Çünkü işçilik de bir yere kadar devam ediyor. Evet. Kendi kafamızda kurduğumuz planlar, projeksiyonlar nasıl hayata geçirebiliriz, neler yapabiliriz düşünmeye başladık. Evet. Sonrasında Yılmaz'la tanıştık. İyi bir birliktelik oluşmaya başladı. İleriye dönük planlarımız, hedeflerimizin aynı olduğunu fark ettik. Sonrasında neden böyle bir şey olmasın noktasına geldi. Ve iş yerimizi kurduk. Troya Grup olarak startı verdiniz. Evet. Evet. Startımızı şimdi, verdik. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Şimdi biliyorsunuz TV8'in Türkiye ile beraber 126 ülkeyle de aynı anda biz yayın yapıyoruz programımızda. Şimdi şöyle Troya Grup'un profilinizi çizmenizi isteyeceğim sizden. Troya Grup neler yapıyor, neler ediyor, yurt içinde ve yurt dışındaki bağlantılar ne şekilde, hangi sektörlere hitap ediyor, hangi grup şirketleriyle beraber çalışıyor. Şöyle Troya Grup'un genel profilini çizerseniz bizler de memnun oluruz. Şöyle, Troya Grup'un birinci kalemi aslında iş güvenliği kıyafetleri üzerine. Yani temel hedefimiz kendi markamızı Avrupa'da kabul edilebilir seviyeye, kaliteye yükseltip Avrupa'da markalaşmak. Yani birinci yakıcı hedefimiz bu. Evet. Bunun için asıl enerjimizi harcıyoruz. Bunun dışında ülkemizde büyük bu işi yapan işte şirketler var biliyorsunuz. İşte Waikiki, Defacto, Trendyol, Moripo gibi. Evet. Buralardan sipariş alıp onlara ürün tedariği yapıyoruz. Nedir ürün gruplarımız? İşte sportwear gruplar, günlük casual gruplar, örme dokuma ürünler, işte homeware, ev giyim gibi. Evet. Daha ekskluzif işler, işte elbiseler vesaire. Bu ürün gruplarının tamamında mücadele ediyoruz, hizmet vermeye çalışıyoruz sektörü. Evet. Şimdi Mustafa Bey, tabii sizin ürün gamınız çok çeşitli. Yani ben tabii şu anda showroom'unuzda yapıyorum çekimi. Hı hı. Bakıyorum çok değişik sektörler, sektör dediğim gibi çok değişik kıyafetler var burada. Yani buradan nereye dediniz? Karayipleri. Karayipleri burada, bir de buradan şey gönderiyorsunuz. Evet. Ürün gönderiyorsunuz, tekstil kıyafeti gönderiyorsunuz. Tabii bunu niye söylüyorum? Şimdi siz yaklaşık olarak 10-12 yıldır herhalde Yılmaz Bey ile beraber. Evet. Daha önceden fabrikalarda veya işte tekstille ilgili olan diğer firmalarda belki evet, müdürlük yaptınız. Çeşitli pozisyonlarda kendimizi geliştirdik. Yani sonuçta.
Şimdi ben baktığımda konumunuza, şu anki durumunuza bir 12 senedir üstüne koyarak bugünlere gelmişsiniz. Bir başarı hikayesi var. Teşekkürler. Bunun etmenleri, bunun etkileri neler? Yani bu başarı hikayesinin altında yatan muhakkak etkenler vardır. Yani Yılmaz Bey'le aynı frekansta olmak mı, işinizi çok sevmek mi, tavırsından birbirine muhakkak bağlantılıdır. Bunları sizden öğrenmek istiyorum. Yani hep üstüne koyarak bugünlere gelmişsiniz, zirveye de yaklaşmışsınız yani. Çok teşekkürler. Şöyle, bir kere insan yaptığı işi sevecek, severek, keyif alarak yapacak. Birinci etken bu. Yani ileriye dönük bir projeksiyon ve yakıcı hedefler olmalı. Bunlar olmadan bir adım ileriye gitmek imkansız. Burada bizim avantajımız ne oldu? Yani bu zamana kadar yaptığımız işlerde çok çeşitli ürün gruplarında kendimizi test ettik. Ve her ürün grubunda kendimizi geliştirdiğimiz için şu anki pozisyona ya tabii gideceğimiz çok yollar var, alacağımız mesafeler var. Bir yere varmadık daha. Ya işin başındayız diyorsun. Tabii. Yani. Süreç devam ediyor. Tabii. Her geçen gün üzerine koyarak gitmezsek zarar ederiz zaten. Orada kaybetmiş oluruz. Tabii. Serüven devam ediyor. Yani çok çeşitli ürün gruplarını görüp onların üretiminde, mutfağında bulunduğumuz için tecrübemizi o şekilde geliştirdik diyelim. Bugünlere geldik. Bugünlere geldik. Peki şunu sorayım Mustafa Bey. Yaklaşık olarak aylık kapasitemiz ne kadar? Yani herhalde adet olarak sizde evet. Şey yapılıyor. Hı-hı. Ne kadar bir kapasiteniz var aylık? Yani bizim bir şu an... Bir verebiliyor musunuz? Tabii şu an bizim aylık ürün kapasitemiz yaklaşık 20 bin adet civarı. Evet. Altından kalkabiliyoruz. Tabii bu ekiple alakalı. Daha da yükseltilebilir adetler. Doğru işlerin peşinde koşuyoruz. Yani her iş doğru olmuyor. Yani adetleri büyütmek için tabii hedeflerimiz var. İleriye dönük projeksiyonumuz var. Bu da step step, adım adım evet. Devam ediyor. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Mesela 20 bin adet dediniz aylık kapasitemiz ama tabii siz katma değeri yüksek ürünler üretiyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Ben yanlış mı aldım? Evet. Yani şimdi 1 milyon adet ayda üretim yapmaktansa daha düşük adetlerle katma değeri yüksek ürünler üretmek bence daha avantajlı. Öyle değil mi? Evet. Tam da az önce üründe seçicilikten kastım buydu. Dediğiniz doğru. Bizim evet. Ürettiğimiz ürünler iş güvenlik grubunda. Yani şimdi bu orada da farklı segmentler var. Ekonomik grup var, eksklüzif grup var. Bizim hedefimiz daha yukarıdaki o eksklüzif gruba hitap etmek. Tabii onların da marjları, karlılık oranları daha farklı. Tabii. Ya bizim benimsediğimiz nokta o. Yani çok iş yapmak, çok para kazanmak anlamına gelmiyor. Doğru işleri, doğru marjlarda yaptığınız zaman daha sağlıklı İşler çıkıyor ortaya. Ben bu konuda size katılıyorum. Mesela şimdi tabii belki bana kızacaklar ama şimdi Türkiye'de tekstil firmalarımız var. Herkesin bildiği işte şeylik milyon adetler üretim yapıyorlar. Evet. Yani marka olmak bence milyon adet üretim yapmaktan geçmiyor bence. Bugün bir Zara gibi, H&M gibi veya özür dilerim bir Apple cep telefonu gibi. Yani sizin tırlarla gönderdiğiniz maldan kazanacağınız parayı bir tane el kadar telefondan kazanıyor Avrupalı. Niye? Katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretiyor. Evet. Yani tekstilde de böyle olmak zorundayız diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Katılıyorum. Tamamen haklısınız. Burada marka üretip markaya değer katmak çok önemli. Biz burada ya bu süreç bu şekilde gelmiş bu zamana kadar hep fason üreticisi olmuşuz ülke olarak. Hep o taraflara, o markalara hizmet eder pozisyonda olmuşuz. Aslında yapılması gereken ve yapmaya çalıştığımız nokta kendi markamızı oluşturup, yüceltip, yükseltip bizim oralara marka satıyor olmamız lazım. Hedef bu. Yani ben size, ben bunu genelde firmalara soruyorum biliyor musunuz Mustafa Bey? Yani şimdi Türkiye diyoruz ki terminal yönünden olsun, kalifiye eleman noktasında olsun, kalite noktasında olsun, gerçekten Avrupa'nın bir numarasıyız diyoruz. Yani
dünyada kalitemiz, üretim kalitemiz noktasında hiç kimsenin şüphesi yok. Terminlerde de öyle. Peki o zaman biz niye fason ülkesi olarak kalıyoruz? Niye bizim Pizara gibi, bir H&M gibi, bir Lacoste gibi, bir US Polo gibi bizim dünya pazarlarında markalarımız yok? Bugün özür diliyorum, belki Vakko'nun sahipleri bana kızacak ama Vakko'yu Avrupa'da bilen yok mesela yani. Türkiye'de bir markasınız sonuçta. Evet. Bir mavi var, bir yanında iki tane daha koyarsanız koyarsınız yani. Ben bu noktada size katılıyorum. Ben bunları sorduğum zaman firma sahiplerine, ya işte devletin destekleri yetersiz de şöyle böyle değil. Biraz da insan hedefini, vizyonunu geniş tutmak zorunda. Evet. Şimdi ben soruyorum, 300 kişi çalışıyor onun yanında. Diyorum ki hedefin var mı? Kendi markanla üretim yapmayı düşünüyor musun? Abi ben bu halimden memnunum diyor. Kazanıyorum, para kazanıyorum, halimden memnunum diyor yani. Ya burada hedef işte hep böyle dar projeksiyonla bakış açımızdan kaynaklanıyor aslında. Evet. Bizim bu hizmet eder pozisyonda olmamız. Adam bakın söylüyorsunuz ben para kazanıyorum, tamam, para odaklı. Evet. Tamam, ticaret birinci derecede para odaklı ama sonrası için, yani gelecek projeksiyon için ne katacaksın, ne koyacaksın? Önemli olan bu. Markalaşma burada ortaya çıkıyor. Bizim yani bugüne kadar geleneksel bakış açısı hep böyle. Evet. Para kazanıyorum, iş yapıyorum, para kazanıyorum. Tamam ama bir değer, bir marka üretip, onu yüceltip, daha farklı bir projeksiyon açmak daha değerli ve önemli. O da siz gençlere düşüyor, biliyor musunuz? Evet, tam da onu bulacaktım. Yani ben sizin gibi firmaların, tekstil firmaların Türkiye'de sayısının artmasından yarayım. Ben bugüne kadar yüzlerce tekstil firması gezdim. Bakıyorum genç nesil gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hedefi büyük genç nesil ama orta yaşın üzerindeki firma sahiplerine bakıyorum, onlar hallerinden memnunlar. Ama öyle değil işte yani. Ben sizi de bu noktada tebrik ediyorum. Yani gerçekten vizyonunuz açısından, düşünce tarzınız açısından, geleceğe dönük hedefleriniz açısından inşallah Rabbim de yolunuzu açık eder. Türkiye'de markalar oluşturmak için bir vesile olursunuz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi efendim, tabii dedik ya yani 13-13 senelik gibi tabii daha önce birikiminiz var. Kendi markanızda üretim yapmaya başlamışsınız. Hı hı. Şunu sormak istiyorum. Troy Grup olarak veya Mustafa Esen olarak olmazsa olmazlarınız neler mesela? Nelerden taviz vermiyorsunuz? Gerek üretim aşamasında gerek sunum aşamasında. Ya burada birinci derecede önemli olan şey kaliteden kesinlikle taviz veremeyiz. Yani bu iş yaptığımız bizim aynamız, bizi ön plana çıkaran, bizi var eden şey. Birincisi kalite. İkincisi gelecek hedeflerimiz. Burada yani kesinlikle bizim bu şirketi kurma amacımız, geleceğe dönük o projeksiyonumuz, kendi markamızı çıkartıp, yüceltip bir marka olmak. Yani kesinlikle bir fason üretici olmak, o şekilde kalmak adına bir yola çıkmadık. Bu hedefimizden ödün vermiyoruz kesinlikle. Projeksiyonumuz o yönde. Evet. Dürüstlük çok önemli ticarette. Dürüstlüğümüzden kesinlikle ödün vermiyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kalite, müşteri memnuniyeti ve hedef vazgeçilmezlerimiz, olmazsa olmazlarımız diyoruz. Evet. Zaten şimdi bir laf vardır, bilmiyorum katılır mısınız? Bir işte başarılı olmak istiyorsanız ya kimsenin yapmadığı işi yapacaksınız veya yaptığınız işin en iyisini yapacaksınız. Şimdi siz yaptığınız işi herkes yapıyor. Yapanlar var. Ama bunun en iyisini yaparsanız tercih sebep olursunuz, evet. Evet. Peki efendim şimdi tabii dedik ya siz böyle çok kısa sürede bugünlere, çok kısa değil yani 12-13 senelik bir birikim var ama gerçekten biz showroom'unuzda, diğer ofis katlarınızda gördük. Gerçekten marka olmaya aday. İnşallah ileriki süreçte de kendi markanızda, zaten şu an üretim yapıyorsunuz, dünya pazarlarında inşallah söz sahibi olacak bir firma adayısınız. Tabii her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de bir takım muhakkak sıkıntılar var, sorunlar var. Biz arkadaşlarla görüştüğümüzde diyorlar ki işte enerji maliyetleri Türkiye'de çok yüksek, sigorta primleri yüksek, vergiler yüksek deniyor. Bunlar da bir iyileştirilmeye gidilse sizin gibi böyle genç yatırımcıların, genç iş adamların önü açılır mı sizce? Mutlaka. Tabii. Mutlaka. Dediğiniz gibi Türkiye'de yani bu işi yapmaya talip olduğunuzda önünüze bir sürü engeller çıkıyor.
hep bu engelleri aşarak ilerlemek zorundayız. Tabii ki de şu an enerji maliyetleri çok evet. yüksek. Yani faturalar ciddi anlamlarda yüksek. Evet. Şimdi rakam telaffuz etmeyelim. Yani vergiler, sigorta primleri yüksek. Yani bir eleman istihdam ettiğinizde ciddi maliyetler. Yani bir kere değil, 2-3 sefer düşünüyorsunuz. Bir kişi daha katarken bana maliyeti ne olacak, katma değeri ne olacak? Bu dengeyi kurabilmek mesele. Yani tabii ki de bu noktalarda devlet bize bir kolaylıklar sağlamış olsa, bir iyileştirmeler olsa önümüz açılır, gücümüze güç katar. Tabii ki de böyle beklentilerimiz var. Evet. Peki efendim, şimdi tabii şunu sormak istiyorum. Şimdi siz Troya Grup olarak mesela ürünün sizden çıkış sürecini dinlemek istiyorum ben sizden Mustafa Bey. Yani firmadan talep geliyor herhalde. Değil mi? Siz onu alıyorsunuz, işliyorsunuz, dikiyorsunuz, ütülüyorsunuz mu? Nasıl deniyor bilmiyorum. Yani ondan sonra da sunuma hazır hale geliyor. Bizim mesela siz kendi tasarımlarınız var mı? Kendi şeyiniz var mı? Yoksa tamamen çizimler karşı taraftan geliyor. Siz bunlara uygun mu yapıyorsunuz? Yoksa siz kendiniz modeller çıkarıyor musunuz? Model sunumları yapıyor musunuz? Biraz da onlardan bahseder misiniz? Tabii. Bu aslında bir ekip işi oluyor. Yani müşteriyle ekip mantığıyla çalışıyoruz. Müşterinin bize ilettiği görseller, ürünler üzerinden de yürüyoruz. Kendi oluşturduğumuz koleksiyonlardan da sunum yapıp oradan beğenilen ürünlerle de yürüyoruz. Nasıl bir serüven oluyor? Bize talep geldiğinde ürünü tabii bir maliyet aşaması var. Maliyet yapıp fiyatta mutabık olduktan sonra sipariş yazılıyor. Sonrasında ürünün serüveni başlıyor. Burada ürünle alakalı önce tedarik noktası, işte kumaşı, aksesuarı vesairesi, sonra üretim planlaması, bir termin tarihi oluşuyor. Müşteriyle yine mutabakat yapılıyor. Sonrasında kumaşımız geliyor, ürünün kalıbı ve numune çalışmaları yapılıyor. Numuneler dikiliyor. Müşteriyle kritikler yapılıyor. Evet. Son aşamada, burayla oynama. Tabii yani zaman zaman 2 veya 3 provaya kadar olabiliyor bazen. Evet. Daha riskli ürünlerde. Sonrasında kesim aşaması. Kesimden sonra atölye üretim aşaması başlıyor. Üretiliyor. Ondan sonra ütü paket aşamasına geçiyor. Orada tekrar tabii her aşamada otokontrol devam ediyor. Firmayla birlikte inline'lar yapılıyor. Evet. Yerinde görüyorlar ürünlerimizi. Orada kontrollerini yapıyorlar. Son aşamada ütü paketimizi, finalimizi yapıyoruz. Orada da son ürünü gördükten sonra depo sevkiyatımızı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde yani teslim ediyoruz. Yani meşakkatli ve uzun bir yolculuk evet, yani. Evet, bir şimdi, serüven söylediğim gibi. Bir serüven yani sonuçta. Tabii biz giyiyoruz sadece, bize kolay geliyor ama yani kolay da gelmiyor. Bir dişin içinde olduğumuz için az çok biliyoruz evet, yani siz... ne aşamalardan geçtin. Onun için de mümkün olduğunca özen gösteriyoruz. Yani uzun tutmaya... Ciddi emekler var. Öyle de 2 sene kullanıp atmamaya çalışıyoruz. Çünkü bir emek... Bir milli servet yani evet, sonuçta. Ciddi emekler var üstünde. Yani ciddi emekler var. Peki şunu da sorayım ben size. Mesela mağazalarda kendi ürünlerinizi gördüğünüz zaman falan böyle keyif alıyor musunuz? Ya bunu biz yapmıştık falan gibi. Bu büyük bir keyif. Yani ben ürettiğim ürünleri mağaza vitrininde, raflarda, insanların üzerinde gördüğüm zaman tabii insan kendini bir eser sahibi gibi hissediyor. Eyvallah. Onun hazzı zaten bize yakıt oluyor. Değil mi? Bütün bu stres sıkıntıları aşmakta bize bir yakıt oluyor. Evet. Önümüzü açıyor. İleriye dönük daha farklı projeksiyonlar geliştirmemize ilham oluyor. Çok keyifli bir iş tabii ki. Şimdi Yılmaz Bey'e, tabii sizden sonra Yılmaz Bey'e de bir söyleşi yapacağız. Kısa bir söyleşi. Bu yurt dışı Almanya ayağını Yılmaz Bey'e sorayım istiyorum ben ama tabii. Siz bu konuda bir şeyler söylemek isterseniz gelin buyurun söyleyin ama Yılmaz Bey'e de o kısmı aktaralım. Tamam. Diye düşünüyorum. O kısmı ama tamamen Yılmaz Bey'e bırakalım. Yani hanginiz o konuda, ben Yılmaz Bey o tarafta biraz evet. daha yoğun gibi düşünerek evet. Yılmaz Bey'e bırakayım o konuyu dedim. Hı-hı. O kısmı ona bırakalım o tabii, zaman. Yani evet. yurt dışındaki şeyi. Şimdi efendim, dedik ya yani sizler Troya Grup olarak tabii 12-13 senede üzerine koyarak bugünlere gelmiş başarılı bir iş adamısınız. Başarılı bir yatırımcısınız. İnşallah bundan sonra da kendi markanızda belki çok sıkça duyacağımız dünya markalarını oluşturacağız. İnşallah. Hedeflerimiz öyle. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla
daha çok insan sahibiyiz yani. Sonuçta 30 senedir sektörün içerisindeyiz. Evet. Ve biz genelde tekstile bakan ekibiz. Yani ben size bu noktada artı puanlar verdim. İnşallah bu puanlarımızı da geri almak zorunda kalmayacağız. Çok yani, teşekkürler. Sonuçta. Bu noktada eksi gördüklerinizi de duymak abi, isteriz. Muhakkak, kendimizi geliştirmek da, adına. Da söyleyeceğiz. Çok önemli. Televizyon ekranı insanı zirveye de çıkarır. Dibe de sokar. Evet. Ama iyi yaptığınız şeylerde, güzel yaptığınız şeylerde tabii ki destekliğiniz olacağız medya olarak ama yanlış yaptığınızda da kulağınızı çekeceğiz. Mutlaka. Mutlaka memnun oluruz. Eyvallah. Peki efendim. Şimdi tabii dedik ya Turay Grup, Mustafa Esen ve işte Yılmaz Bey'le birlikteliğiniz var. Şimdi tabii hedefleri olan, vizyonları olan iki tane genç arkadaşsınız. Yani Turay Grubu markalarıyla yukarılara taşımaya gayret ediyorsunuz. Mesela ileriki süreçte 3 yıllık, 5 yıllık böyle muhakkak planlar yapıyorsunuzdur kendinize. Neler var mesela hedef? Tamam yurt dışı hedef var ama daha sektörün daha farklı bir boyutuna girmek, daha farklı ürün gamı oluşturmak gibi veya farklı ülkelere ihracat yapmak gibi böyle farklı programlara katılmak gibi böyle fuarlara katılmak gibi böyle planlarınız, şeyleriniz var mı kendine göre? Tabii ki yani gelecek planlarımızın arasında step step ilerliyoruz. Şu an Almanya kısmını Yılmaz'a bıraktım aslında ben. Evet. Şu anda bizim markamızı geliştirip Avrupa'da mağazalaşma hedefimiz var. Bu iş grubu konusunda. Avrupa'da öyle bir hedefimiz var. Aslında yurt içinde farklı patent çalışmalarımız da var. Yani ileriye dönük projeksiyon da yurt içinde de yani mağazalaşmak gibi bu casual ürünlerde iş güvenliği değil de casual ürünlerde mağazalaşıp kendi ürünlerimizi yapıp kendimizi bu iç piyasada da kabul ettirmek gibi planlarımız var tabi. O sonraki aşamalar. Evet, devam edeceğiz. Evet, süreçte inşallah. Tabii ki. Yani şimdi AVM'lerde veya cadde mağazacılığı gibi ileride belki böyle lokasyonu evet. Şey olan, meşhur olan veya lokasyonu iyi olan yerlerde belki butik mağazalar evet, bir zincir mağaza projemiz var ileriye evet. Dönük bakalım. Evet, inşallah. İnşallah. Her şey yolunda giderse hayata geçecek olan projelerden bir tanesi. İnşallah. Peki efendim son olarak da bizim sormak isteyip soramadığımız sizin buradan TV8'in ekonomi dünyası programı aracılığıyla hem meslektaşlarınıza hem çalışma arkadaşlarınıza hem halkımıza bir mesajınız varsa Turay Grup Mustafa Esen olarak onları da alalım Mustafa Bey. Ya aslında mesajım bu pandemi sürecinde insanlar genel olarak çok duyarsız görüyorum. Yani bunu atlatmamız için herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani işi çok sekteye uğratan bir durum şu anda. Herkes bu durumdan çok muzdarip. Evet. İnsanlardan biraz daha hassasiyet rica ediyorum. Kendi meslektaşlarıma da işlerini sevsinler. Geleceğe dönük projeksiyonları, hedefleri olsun, yakıcı hedefleri olsun. Çünkü hedef olmazsa ilerleme olmaz kesinlikle. Çok çalışsınlar. Yani çok çalışmak gerekiyor. Bir şeyleri başarmak için. Bir mesaj da alayım sizden. Mustafa Bey, siz başarılı bir iş adamı olduğunuz için söylüyorum bunu. Buradan gençlere bir iki cümle söyler misiniz? Şimdiki gençlerimiz çok farklı boyutlardalar. Yani her şey onlara şimdi çok toz pembe. Ellerinde bir telefon sabahtan akşama kadar. Özür diliyorum. Lavaboya bile telefonla gidiyorlar. Başarılı olmak için neler yapsınlar? Yani onlara da böyle bir iki cümle abiler olarak bir iki cümle sarf ederseniz ben memnun olurum. Ya gençler dediğiniz gibi şu anda teknoloji çağı tamam kabul ediyorum ama gömülmüş durumdalar. Yani geleceğe dönük yani bir okul hedefleri olmalı, ileriye dönük yapacakları işi hayal etmeliler. Oraya dönük planlamalar yapmalılar. Yani meslek liseleri mesela şu an çok aktif kullanılamıyor. Gençler bunu doğru kullanamıyor. Aileler de çok doğru hedefler gösteremiyor. Ailelerde de biraz dokundurmak lazım bu noktada. Yani bir hedef seçmeleri lazım. Birazcık silkelenmeleri lazım. Ben hedef çok önemli hayatta. Hedef olmadan hiçbir şey olmuyor. Her yaş grubu kendine göre hedefler belirliyor. Yani genç kardeşlerimize, arkadaşlarımıza önce eğitim planlamasında hedefler koymalılar. Sonra da seçecekleri meslek ve yapacakları işi hayal edip
o iş koluna uygun okullar, hedefler seçip oraya doğru kendilerini eğitmeleri çok önemli. Çünkü yüzlerce, binlerce üniversite mezunu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bir meslek sahibi değiller maalesef. Vasıfsız eleman gibi kalıyorlar. Bu çok acı bir durum. Bu da dediğim gibi çok erkenden başlıyor aslında. Avrupa'da bu işler çok farklı. Yani hedef çok önemli. Hedef, hedef, hedef diyorum. Evet. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Mustafa Bey gerçekten düşüncelerinizi, görüşlerinizi çok samimi bir şekilde bizlerle paylaştınız. Çok keyif aldık bu sohbetten. Genç bir iş adamı, genç bir yatırımcıyla bu programa dahil olmaktan. İnşallah Troya Grup olarak, Mustafa Esen olarak da bundan sonraki çalışmalarınızda, yeni yatırımlarınızda, yeni projelerinizde, yeni markalarınızda başarılar.